Herkese merhaba, ben Dilek Demirel, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendini tanıtma ünitesi Hello ile ilgili olarak eğlenceli bir oyun hazırladım sizlere. Oyun sırasında bazı sorular karşınıza çıkacak ve soruların doğru cevaplarını bulmanızı istiyorum. Oyunumuzun adı Monsters Game ve oyun bittiğinde, daha doğrusu testimiz bittiğinde bir monster'ımız dünyaya gelecek. Yani minik bir şirin canavarımız olacak. Bakalım bu canavar resimdekilerden biri mi olacak yoksa bir başkası mı? Bunu göreceğiz. Vakit kaybetmeden hemen oyunumuza başlayalım. Evet, birazdan sorular karşımıza çıkacak. Heyecanla canavarlar bulundukları yerden çıkmayı bekliyorlar. Evet, hadi bakalım hemen soruları cevaplarını bulmaya başlayın. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi yanlıştır? Ben cevaplıyorum. İkinci soru. Fabiona ile Olga konuşuyor. Hi, I'm Fabiona, I'm from Italy. Olga da diyor ki, hello, I'm Olga. Yumi is from Japan. She is. Evet, bir diğer sorumuz. Which languages do you speak? B cevap veriyor. Ben soruya hemen cevap vermiyorum. Sizin bulmanız için biraz bekliyorum. Evet, cevap I'm fine, thank you. Nasıl bir soru sormalıyız ki I'm fine, thank you desin karşımızdaki kişi? Soru, what's your name? Cevap. Çok kolay. Daha fazla beklemeye gerek yok. Gördüğünüz gibi canavar kutudan çıkmaya başladı. Who is that boy? Karşıdaki kişi cevap veriyor. He's from Russia. İki kol çıktı bile. How old are you? Ne cevap verirsiniz bu soruya arkadaşlar? I'm fine, thanks mi? I'm from Germany mi? My name is Hans mı? I'm 11 years old mu? Evet, kollar, bacaklar tamam. İçinden ne çıkacak acaba? Brian ile Belize konuşuyor. Hi, I'm Brian. I come from the United States. Belize diyor ki, hello, I'm Belize. I'm Spanish. Sonra Brian bir şey diyor ve Belize, nice to meet you diyor. Bir soru kaldı ve şirin canavar çıktı. Dört diyor ve dilleri saymış. Acaba ne sormuş olabilir ki? Çince, Almanca, Fransızca ve Rusça. Wow. Dört dil biliyor. İşte bitirdik. Şirin canavarımız ortaya çıktı. Evet arkadaşlar, pembe şirin canavarımızı sandıktan çıkarmayı başardık. Birazdan soruları açıklamalı olarak size anlatacağım ve tek tek cevapların üzerinden de gideceğiz. Evet, şöyle bir bakalım. Birinci sorumuz, What's your name? Yani adın ne sorusuydu. Cevap, My name is Dilek. Benim adım Dilek. A şıkkına bakarsak, Her name is. Yani onun adı. Her, biliyorsunuz, bayanlar için onun anlamına geliyor. His name is olsaydı, erkekler için onun anlamına gelecekti. I'm from Turkey.
Ben Türkiye'denim. Yani Türkiye'den geliyorum. Vatanım Türkiye anlamında. Dilek is my teacher ise Dilek benim öğretmenim. İkinci soru, öyle bir soru sormuş ki I'm fine, thank you cevabını almış. Doğru cevap how are you? Yani nasılsın sorusuna I'm fine, thank you diye cevap veriliyor. Birinci cevap yani A şıkkı sizi yanıltabilir. How old are you ile how are you çok karıştırılabiliyor arkadaşlar. Ama bakın how are you nasılsın? How old are you? Kaç yaşındasın? Old yaşlı demektir aslında. İnsanlar için yaşlı sıfatının anlamıdır. Dolayısıyla old gördüğünüzde yaşını soruyor demektir. How old are you? Eğer old yoksa soruda nasılsın demektir. What's your name? İsmin ne? Where are you from? Neredensin? Hangi ülkeden geliyorsun? Evet, üçüncü sorumuz. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyordu. Italy, Italish. Italish diye bir şey yok. Italy, İtalya, Italian, İtalyan veya İtalyanca demektir. Italian. Germany, Almanya, German, Alman, Almanca. Spain, İspanya, Spanish, İspanyol ya da İspanyolca. France, Fransa, French, Fransız veya Fransızca. Dördüncü sorumuzda how old are you sorusu geldi. Biraz önce bunu anlatmıştım. İçinde old var. Artık iyice öğrendik. İçinde old'lu olan bu how old are you sorusu yaşı soruyor. Bu durumda I'm 11 years old. 11 yaşındayım. Cevabı doğru. I'm fine, thanks. How are you sorusunun cevabıdır. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. My name is Hans. What is your name sorusunun cevabıdır. Adın ne? I'm from Germany'de. Where are you from? Hangi ülkedensin? Sorusunun cevabıdır. Beşinci sorumuz. Yumi is from Japan. Japonya'dan geldiğine göre Yumi Japon olur. Japanese. Chinese, Çinli. Italy, İtalya. English ise İngilizce ve İngiliz demek. Which languages do you speak? Hangi dilleri konuşabilirsin? Diye soruyor. Language, dil, lisan. Yani İngilizce bir language mesela. Fransızca bir language. Ne cevap vermiş? Doğru cevap Japanese and Chinese. Japonca ve Çince biliyormuş. It's amazing. Şaşırtıcı. Süper. Harika valla. Zor diller bunlar arkadaşlar. I'm from Japan. Where are you from sorusunun cevabı. Her favorite lesson is English. En sevdiği ders İngilizce diyor. What is her favorite lesson deseydi belki bu cevap olabilirdi. Maths and English'te matematik ve İngilizce dersleri. Yedinci soruda Fabiona ve Olga konuşuyorlardı. Fabiona, hi, I'm Fabiona, I'm from Italy dedi. Kendini tanıttı, İtalya'dan geldiğini söyledi. Olga da kendini tanıttı ve doğal olarak hangi ülkeden geldiğini söyler. I'm Russian, yani ben Rusum diyor. İtalyanca konuşurum. I'm fine, thank you. İyiyim, teşekkür ederim demiyor. Rusya buradan çok uzak demiyor. Far from uzak, çok uzak demek. Sekizinci sorumuza bakalım. Brian ve Belize konuşuyor. Brian yine kendini tanıttı ve Amerika'dan geldiğini söylüyor. Belize de Spanish yani İspanyol olduğunu söylüyor. Daha sonra sohbeti bitiriyorlar. Sohbeti bitirirken tanıştığımıza memnun oldum denir arkadaşlar. Nice to meet you da işte bu demek. Tanıştığımıza memnun oldum. Ve Belize de cevap olarak ben de memnun oldum diyor. Bu to'yu koyduğunuzda ben de anlamı vardır. Thank you, teşekkür ederim. How are you, nasılsın? Nasılsın? What is your nationality? Hangi millettensin? Peki bir soru gelmiş cevap 4 ve dilleri sayıyor. Çince, Almanca, Fransızca ve Rusça. Tabii şaşırtıcı bu kadar dili bilmek. Wow diyor karşıdaki. Soru how many languages can you speak olmalı? Kaç tane dil konuşabilirsin? How many? Kaç adet? Kaç tane demek? Sayılabilenlerde kullanılır. Mesela how many apples? Kaç tane elma? How many oranges? Kaç tane portakal? How many pencils? Kaç tane kurşun kalem gibi. How are you? Nasılsın? Where are you from? Hangi ülkedensin? Where do you come from? Yine nereden geliyorsun? Hangi ülkeden geliyorsun? Soruları.
Ve son sorumuz, who is that boy? Bu çocuk kim? Şurada biri duruyor karşıda. Siz de merak ettiniz. Kim bu? He is from Russia. Rusya'dan gelmiş biri. Bu durumda he is Dimitri cevap. Adı Dimitri. O Dimitri. Rusya'dan geliyor. He has got black eyes and brown hair. Siyah gözleri ve kahverengi saçları olduğu burada bizi ilgilendirmiyor. He is fine. İyi. I'm fine, thank you. Hatırladınız. Anlamsız bir cevap oldu burada. İngilizceyi sever. Yine anlamsız bir cevap. İşte 10 tane soruyu eğlenceli bir şekilde çalışalım diye size bu oyunu hazırladım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Ha, unutmadan kanalıma abone olmak isterseniz bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Çünkü sürekli yeni videolar yüklüyorum. Ayrıca kanalıma girdiğinizde Games bölümüne göz atmayı sakın unutmayın. Eğlenceli başka oyunları yine orada bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. See you later. Bye.